Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 15. dersiyle birlikteyiz. Metotlara devam edeceğiz. Hangi metotlara? Matematiğin metotlarına. PHP'nin bize sunduğu bu nimetlerden faydalanmaya devam edeceğiz. Exp metodunda kalmıştık. Şimdi exp fonksiyonu ne işe yarıyor? Hemen yazıp örneğimizi görelim. Exp metodu matematikteki E sayısının üstünü almamızı sağlayan bir fonksiyon. Ne demek istiyoruz? Matematikçiler bilecektir. Matematikte bir E sayısı var ve bu yaklaşık 2.718 gibi bir sayıya tekabül ediyor. Bunun üstünü almamız için, yani biz exp dediğimizde 2.7 üzeri 18 üzeri x. Artık bu x'i biz şurada exp fonksiyonun içerisinde gönderdiğimiz sayılarla belirliyoruz. Bakın şuraya 0 diyorum. Yani ne demiş oluyoruz? 2.718 üzeri 0. Bu da neye eşit olacak? 1'e eşit olacak. Çünkü herhangi bir sayının üzerinin 0 olması onun 1'e eşit olduğu anlamına gelir. 1 dersek direkt 2.718 gibi bir sayı elde edeceğiz. Bakalım şurasını 1, şurasını da 2.71 civarı bir sonuç elde edecek miyiz? Bakın 0'ın öncesi olan 1. Birinci üstün 1 olduğu için aslında 2.718 üzeri 1 demiş olduk burada. Bakın. Şurada ise karesini almış olduk. Neyin karesi? 2.718'in karesini almış olduk. Xpm 1 var. Bu ne demek? Bu da şu demek. Hemen gösteriyorum. E sayımız vardı ya, 2.718 üzeri x metodunun bize verdiği sonuçtu. Şimdi bundan 1 çıkarırsak xpm 1 metodunun çalışma şeklini anlamış olacağız. Aslında e üzeri x'ten 1 çıkarmış oluyoruz. Gördünüz mü? Yukarıda 1 var, burada 0 var. Niçin? Çünkü buradan 1 çıkardı. 2.71'den 1 çıkarırsanız 1.71 kalır. 7.38'den 1 çıkarırsanız 6.38 kalır. Yani anlayacağınız xpm 1 exp metodundan 1 çıkarılmasıyla elde edilmiş bir metottur. Peki ne işimize yarıyor? Ben de bunu bilmiyorum. Bunu bir matematikçi daha iyi bilecektir. Ben bununla ilgili bir bilgiye sahip değilim. Floor var. Floor ceiling'in tam tersi işlev yapıyor. Ceiling'i yapıyordu. Herhangi bir ondalıklı sayıyı en üst sayıya yuvarlıyordu. Floor da en alt sayıya yuvarlıyor. Bir örnekle anlatmaya çalışayım. Şimdi dikkat ederseniz 0.1'de, 0.9'da, yani hangi ondalıklı sayı olursa olsun onu bir alt sayıya yuvarlıyor. Sıfıra yuvarladı. Şöyle gösterelim buradan da. Şunu sayı doğrumuz olarak kabul ederseniz şurası 0.1, şurası 0.9. Aradaki sayıları da dahil olmak üzere floor buna en yakın tam sayıya yuvarlıyor. Sıfıra yuvarlıyor. Yani 0.1 de olsa, 0.9 da olsa, 0.8 de olsa ve bunun arasındaki küçük ondalıklı sayılar da olsa floor ona bir en küçük bir alt sayıya yuvarlayacak. Seal ise en yakın üst sayıya yuvarlıyordu. Bakın seal 1'e yuvarladı. Floor 0'a yuvarladı. Şurada 0.1, 0.9, 0.1, 0.9. Seal 1'e yuvarladı. Floor 0'a yuvarladı. Çünkü kendisinden bir küçüğe yuvarlayacak. Bakın 18.1 ve 18.9'u floor 18'e, ceiling ise 19'a yuvarladı. Çünkü geliyor burada, bakıyor 18.1 yazıyor. Tamam, floor diyor ki 18.1'den en küçük tam sayı hangisi? 18. Ceiling ise diyor ki 18.1'den daha büyük olan en küçük sayı hangisi? 19. Onu 19'a yuvarlıyor. Negatif sayılar için de aynı şey geçerlidir. Floor bir küçük sayıya yuvarlayacak. Yani -5.1 de olsa, -5.9 da olsa, şöyle göstereyim. Onu bir küçük sayı olan -6'ya yuvarlayacaktır. Ceil ise onu bir büyük sayı olan -5'e yuvarlayacaktır. -6, -6, -5, -5. Ceil bir üste, floor bir alta yuvarlıyor. Fmod var. Bu bildiğiniz matematikteki mod işlemi. Yani bir sayının bir sayıya bölümünden kalını verir.
Bakın 70'i 7'ye bölerseniz kalan kaç? 0. Burada gördüğünüz üzere kalanı bize veriyor. 70'i 6'ya bölersek şurası 11 olur, şurası 66 olur, şurada bir 4 kalır. Kalanı bulmamızı sağlar. 15'i 6'ya bölersek kalan 3. Yani bize 3 vermesi gerekiyor. Evet 3 verdi. Eksi 10'u 3'e bölerseniz eksi 1 kalanını elde edersiniz. Get random max. Şimdi random rastgele sayı üretmemizi sağlıyor PHP'de. Bunun maksimum alabileceği bir değer var. Bunu da getRandomMax metoduyla, fonksiyonuyla sağlamışlar. GetRandomMax, maksimum alabileceği rastgele sayı. Yani rastgele bir sayı üretiyorsanız ve bunun maksimum alabileceği bir değer istiyorsanız bunu getRandomMax ile sağlayabilirsiniz. Tabii bunu anlayabilmek için buradaki random'ı da anlamanız gerekiyor. Random, rastgele sayı üretmek için kullandığımız bir fonksiyon. Tabii bunun işlevi çok önemli çünkü rastgele sayılara özellikle oyun yaparken vesaire bayağı da sitede bazen rastgele sayılar üretmek isteriz. Bu rastgele sayılar sayesinde bazı güvenlik önlemleri vesaire alıyoruz sitelerde gibi birçok görevi var rastgele sayı üretmenin. Bakın iki tane rastgele sayı üreteceğim. En altta bir tane daha rastgele sayı üreteceğim ama burada bir koşul belirtiyorum random'ın içerisinde. Diyorum ki minimum 10 ile maksimum random'ın alacağı maksimum değer arasında bir değer. Maksimum ile 10 arasında. Hiçbir şey girmediğinizde aslında burasına 0, default olanı 0 olarak vermiş oluyorsunuz. Gözlemleyin. Şurayı dikkatlice izleyin. Burası önemli. Bakın şurası değişti. Yeniliyorum sayfamı, yine değişti. Yeniliyorum. Sürekli yeniliyorum, basıyorum. Rastgele sayılar üretmiş oluyorum. Tabii ki burada en altta koşul belirtiyorum. Diyorum ki 10 ile maksimum alabileceği rastgele sayı arasında bir sayı olsun. Ama minimum ve maksimumu da belirtmek istiyorsanız burada belirtmeniz gerekiyor. Yani burada iki parametre alabiliyor. Biri minimum, biri de maksimum değer. Şunu da şöyle yapabilirdik. Bakın 15 ile 35 arasında, maksimum 35 arasında rastgele sayı üretsin. Bakın 24'ü üretti. Asla 35'i geçmeyecek. 18, 27, 32, 15, 33, 25, 28, 29. Görüyor musunuz? Asla 35'i geçmiyor. Ya da 15'in altına düşmüyor gibi. Devam edelim. Burada heksadesimal sayıyı desimal sayıya çevirme. Geçen derslerde de gösterdim ben bununla ilgili birçok şey. Burada da son olarak heksadesimal sayıyı desimal sayıya, yani 16'lık tabandaki bir sayıyı 10'luk tabandaki bir sayıya nasıl çevirirsiniz? Onun için 3 tane heksadesimal sayı yazdım. Bu heksadesimal sayıların 10'luk tabandaki karşılığı ne? Onu görmek istiyorum. 4607, 30 ve 244 verdi. Yani F4 heksadesimal sayı olarak F4'ün desimal 10'luk sistemdeki karşılığı 244. Hipot var. Burada hipotenüsü hesaplıyorsunuz. Yani dik bir üçgenin hipotenüsünü hesaplamak için buradaki hipot metodunu ya da fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Evet, 3, 4, 5 dik üçgeni var. 6, 8, 10 dik üçgeni var. 8, 15, 17 dik üçgeni var. Bu dik üçgenleri geometri dersinden hatırlıyorsunuz. Şu şekilde dik üçgende iki kenarı 3 ve 4 ise diğeri 5 oluyordu. Ya da şurası 6, şurası 8 ise şurası 10 oluyordu. Ya da burası 8, şurası 15 olursa şurası 17 oluyordu. Bunları hesaplayabilirsiniz, fark etmez. Beklediğimiz şey 5, 10 ve 17. Bize hipotenüsünü hesaplayıp verdi. Böyle bir geometri işlemi de sağlamamıza, geometri işlemi yapmamıza PHP yardımcı oluyor. Burada integer division denilen bir metot var. Integer division metodu PHP 7 ile birlikte geldi.
Yani PHP'nin 5 sürümünde çalışmayacaktır. Biz şu an PHP 5 sürümünde çalışıyoruz. O yüzden birazdan PHP 7 sürümüne geçireceğim. Integer division fonksiyonunun çalışımını görmek için hemen gelip burada yeniliğe bastığımda bana bir hata veriyor. Diyor ki böyle bir fonksiyon bulunamadı diyor. Tanımsız diyor, undefined diyor. Doğru, undefined çünkü bu PHP 5'te olan bir şey değil. Bakın ben buraya WAMP server'ıma geldim. Tıkladım PHP versiyona geldim. Bakın 5.6'dayım. Ama ben diyorum ki 7.1'e geç diyorum. WAMP server kendini yeniden çalıştıracak. Şu an turuncu. Tekrardan yeşile dönmesini bekliyorum. Çalışmasını bekliyorum. Şunu yeniliyorum. Bunun yeşile dönmesine yardımcı olmak için. Evet, şu an yeşile döndü. Artık PHP'nin 7 versiyonundayım. Bakın. Gördüğünüz gibi yanına bir tik işareti atmış. 7.1.9'dayım. Artık çalışacak. Bakın 2, 3 ve 4 sonucunu verdi. Neden bu sonuçları verdi? Integer division ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Şuradaki bölümü bulmamıza sağlıyor. Yani 8'i 4'e böldüğümüzde bölüm kaç? 2. 9'u 3'e böldüğümüzde bölüm 3. Bakın bölüm 3. Bir de burada 4 var. Neden 4? Ve 4 sonucunu buluyorum. Gördüğünüz gibi bölümü bulmamız için de bir metot, bir fonksiyon tanımlamış PHP. Bunun için de eğer bir bölme işleminde bölümü bulmak istiyorsanız bu metodu kullanacaksınız. Isfinite ve isinfinite diğer derslerde görmüştük ya da isnan'ı ama yeniden hızlıca bir şekilde değinelim bunlara da. Isfinite, isinfinite, isnan. Isfinite bir sayı sınırlı mı sınırsız mı yani sonlu mu sonsuz mu onu gözlemliyor. 7 sınırsız bir sayı değil. O halde isfinite bana boolean değeri olan 1'i döndürecek. Eğer yanlış olsaydı hiçbir şey döndürmeyecekti. Boş döndürecekti. Eğer doğruysa 1 döndürüyor. Bunu koşullu ifadelerde kullanırız. Ya da şurada diyorum ki bir sayı sonsuz mu? Infinite. Sonsuz demek. Is infinite. Burada alt tireyi unutmayın hiçbir zaman. Underscore dediğimiz. Burada logaritma 0 diyorum. Tabii bu sonsuzdur. Bu sonsuz bir değere eşit. Bu sonsuz bir değere eşit olduğu için is infinite 1 değerini döndürecek. Is none bu da tabii ki geçen derslerde anlattığım gibi not a number'ın kısaltması. Yani İngilizce. Türkçesi ne? Bu bir sayı değil demek. Yani bu bir sayı mı değil mi onu kontrol ediyoruz is none'la. Bakıyoruz bu bir sayı mı? Evet. Evetse is none çalışmayacak, hiçbir şey döndürmeyecek. Eğer bir sayı değilse bu bir sayı değil diyecek ve is none çalışmış olacak ve 1. Gördüğünüz üzere 3'ü de 1 verdi. Niçin 1 verdiler? Çünkü bu bir sayı değil mi? Hayır bu bir sayı değil. O halde 1 verdi. Eğer bu bir sayı olsaydı bakın herhangi bir şey dönmeyecek. Gördünüz mü? Boşluk. Bomboş. Bu bir sonsuz sayı olmasaydı 7 olsaydı bu da bir şey dönmeyecekti. Evet. Eğer burası sonsuz bir sayı olsaydı, isfinite aykırı olsaydı, yani bu bir sınırlı sayıya, sınırlı sayı mı dediğinde hayır deseydi, o da artık bir sayısını bize döndürmeyecekti. LCG value var. LCG value 0 ile 1 arasında rastgele sayı üretmemizi sağlıyor. Bakın 0 ile 1 arasında bir değer üretiyor rastgele. Bakın her yenilediğimde sayfayı yeni bir sayı üretiyor. Fakat 0 ile 1 arasında bunun dışına çıkmamaya özen gösteriyor. Logaritma yine logaritmayı hesaplamak için kullanıyoruz. Bu da 10 tabanında logaritmayı hesaplamamızı sağlıyor. Bu da gireceğimiz sayıya 1 ekleyerek onun logaritmasını hesaplıyor. Maksimum ve minimum değerleri de birer verdiğimiz sayı dizisinin maksimum değerini, minimum ise verdiğimiz sayı değerinin minimumunu bize döndürüyor. Hepsiyle ilgili birer örnek yapalım. Logaritma 1, logaritma 0, logaritma 2'nin sonucunu alacağız. Logaritma 10 tabanında 1, logaritma 10 tabanında 0, logaritma 1p metodunda 0. sayı için ne işe yaradığını göreceğiz.
Bakın logaritma 1'in 0 olduğunu, logaritma 0'ın eksi sonsuz değerine eşit olduğunu, logaritma 2'nin 0.69'a eşit olduğunu söyledi. Logaritma 10 tabanında 1'in 0'a eşit olduğunu, logaritma 10 tabanında 0'ın eksi sonsuza eşit olduğunu, logaritma 1p'nin ise bakın 0. değerini verdim fakat 0 oldu. Halbuki bakın logaritma 0 eksi sonsuzdu değil mi? Geliyor burada. Şöyle göstereyim. Bakın logaritma 0'a 1 ekliyor. Aslında şurada logaritma 1p ne demek? Şuradaki sayıya içindeki sayıya 1 ekle demek. 1 ekliyor ve logaritma 1 oluyor. Çünkü logaritma 1 0'a eşittir. Logaritma 0 sonsuza eşittir. Fakat burada 0. değeri verince artı 1 ekledi ve logaritma 1'i hesapladı. Eğer biz buraya 1 deseydik aslında ne demiş oluyoruz? Artı 1'den logaritma 2'yi hesaplamak istiyoruz. Logaritma 1p aslında logaritma 2'yi bulmaya yönelik. Bakalım gerçekten öyle mi? Pardon, şurayı değiştirdik fakat asıl değiştirmemiz gereken yer şurasıydı. Ben de niçin çalışmıyor diye şaşırıp kaldım. Evet, bakın 0.69. Aslında logaritma 2'yi bulduk. Şuradaki değer neyse onu 1 artırır. Eğer logaritma 1p 2 derseniz bu sefer logaritma 3'ü hesaplatır. Bunu da anlamış oldunuz. Son olarak minimum ve maksimum değerleri de örnek olarak vereyim ve dersimizi sonlandıralım. Minimum değer şu verdiğim parametreler içerisinde minimum değeri bana bulacak. Burada maksimum ise bana maksimum değerini bulacak. Burada diyorum ki bir dizinin içerisinde bir array'in içerisindeki sayıların içerisinde minimumu bul. Şurada da bir dizinin içerisindeki maksimum sayıyı bul demiş oluyorum. 2, 8, 22, 6, 70 ve 15 sayıları arasında minimum sayı 2. Buradaki dizinin minimum değeri 11 çünkü 44, 16, 77 ve 11 sayısını vermiştim. Maksimumlara gelince 2, 8, 22, 6, 70 ve 15 arasındaki maksimum sayı 70. O da doğru bulundu. Bir de dizinin içerisindeki maksimum sayının 77 olduğunu da doğru bir şekilde buldu. Böylelikle minimum ve maksimum değerleri istiyorsanız dizilerin içerisinde, istiyorsanız parametre olarak girdiğiniz herhangi bir verinin minimum ya da maksimum sayısını bu şekilde bulabilirsiniz. Matematik fonksiyonlarımıza önümüzdeki ders devam edeceğiz.